Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, öncelikle konu başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerliyor olacak ve 5 Eylül'de Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. Balık Burcu'nda bir dolunayımız var. Terazi Burcu'nda yeni ay doğacak ve Merkür retroya başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor olacak ve 5 Eylül itibariyle Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. İkinci evinizde bir önemli etki var. Bu ay para kazanma konularında, bir şeylere sahip olma konusunda, maddi manevi güvence arayışlarınızda biraz daha öncelikleriniz var. İstikrarlı etkiler de var. Yani bu ayı iyi değerlendirin. Özellikle parasal konularda ay sonunda çok verimli sonuçlar alabilirsiniz. 10 Eylül'de Balık Burcu'nun 17 derecesinde Dolunay var. 8. evinizde gerçekleşen bir Dolunay değişken burçları daha fazla etkiliyor ama lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda Başak, Balık, İkizler, Yay olabilir. Bu buralarda gezegenleriniz varsa ve bunlar 17 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan da önemli etkiler alabilirsiniz. Uranüs'ün güzel bir açısı var bu yeni aya, dolunaya. Aynı zamanda Mars'ın yine güçlü bir açısı var. Parasal konular, bunlar borç alacak konuları, kredi konuları olabilir, hisseli paralar olabilir. Bir tamamlanma dönemindesiniz, bir farkındalık dönemindesiniz. Örneğin bir borcu ödemek için bir yapılandırma olabilir, bir kredi almak veya hani alıp alamayacağınızı en azından öğrenmek olabilir. Eşinizin parasal kaynakları ya da işbirliklerinde ortaklı gelirlerle ilgili bazı sonuçlar alabilirsiniz. Borçlanma konularına dikkat edin, daha temkinli yaklaşmaya çalışın. Hani örneğin bir kredi başvurusunda veya herhangi bir kişisel yatırımınızda biraz daha detaylara dikkat etmeniz, çok acele etmemenizde fayda var bu dolunayda, ama önceden başlamış işler sonuçlanabilir. Bir burs beklentisi, bir tazminat, bir kredi, bir nafaka gibi bir konu, bir mirasla ilgili bir mevzu örneğin. Hani buralarda sonuç almanız, bunların netleşmesi mümkün görünüyor. Önümüzdeki 2 hafta, 10 Eylül'den itibaren 2 haftalık süreç içerisinde de bu dolunay tesirleri hayatımızda kendini gösterebilir. Ve hemen yine aynı gün 10 Eylül'de Merkür Terazi Burcu'nun 8 derecesinde gerilemeye başlayacak. Önce Terazi, ardından da Başak Burcu'nda devam edecek bu gerileme. 2 Ekim'e kadar sürecek. Yani Eylül ayının geri kalanında Merkür retro. Bu tabii günlük hayatımızı biraz yavaşlatabilir. Merkür zihnimizi daha çok anlatır. Yani düşüncelerimizdir, iletişimimizdir ve verdiğimiz kararlar. Dolayısıyla biraz yavaşlamak, belki bir şey, biraz gözden geçirmek gerekiyor bu süreçleri. Sizin öncelikle 3. evinizde başlayacak gerileme. Daha sonra Ağustos'un 20'sinden sonraki süreçte daha çok Başak Burcu'nda para evinizde olacak. Belki bazı düşüncelerinizi yavaşlayabilir. Bunları, planlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bir gezi ya da seyahat planınız varsa ertelenebilir. Veya daha önce gittiğiniz bir yere gidebilirsiniz. Bu da mümkün tabii ki. Daha sonra da hani hesap işleri, muhasebe işleri, bütçenizle ilgili konular, parasal konularda, alışverişlerde, yatırımlarda ya da iş ve mesleki konularda, gelir gider dengenizde biraz daha Merkür retrosu planlı, programlı olmanızı, gözden geçirmeler yapmanızı sağlayabilir. Özellikle Ağustos'un sonunda, 20 Ağustos'tan sonra yapmış olduğunuz işleri bu dönemde tekrar tamamlayabilirsiniz ya da değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 23'ünde Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 26 Eylül'de 2 derece Terazi Burcu'na yeni ay doğacak. Sizin için keyifli bir burç, dost bir burç da doğacak. Jüpiter'in önemli bir açısı var bu yeni aya. 3. evinizde doğacak. Bu yeni ayla beraber bir seyahate, bir tatile, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Jüpiter de 9. evinizde olduğu için uzakları, yurt dışı konuları, uluslararası konuları da destekliyor aslında. Akademik konular olabilir, üniversite gibi, eğitim gibi konular olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz örneğin. Yine ticari alanda belki bir girişim söz konusu olacak. Kardeşlerinizle, yakın akrabalar, komşularla ilgili dinamikler de bu yeni ayda çok canlanıyor. Onlarla bir arada olmanız, daha fazla görüşmeniz, birlikte planlar yapmanız, onlarla ilgili mevzuların hayatınızda kendini daha fazla hissettirmesi de mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan daha güzel destekler alıyorsunuz. Jüpiter'in üçgen açısını da unutmayın, çok şanslı bir açıdır. Bunun yanı sıra öncü burçlarda gezegenleriniz varsa yine bu yeni ay sizin için belirleyici olabilir, etkileri
öne çıkabilir. 10 Ekim'e kadar olan dönemde de yeni ay tesirleri devam edecek. Evet, ayın son günlerinde 27-30 Eylül gibi gökyüzünde güzel açılar var. Üçgen açılar çok öne çıkıyor. Venüs ve Merkür Başak Burcu'nda birleşip Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile güzel bir üçgen açı yapacak. Parasal konuda kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir durum oluşabilir. Yani bu güzel bir alışveriş olabilir. Bir uzun vadeli, verimli bir alışveriş. Veya hani paranızın böyle istikrarlı bir yatırıma yönelmesi söz konusu olabilir. Tabii iş konularında da kazançlar olabilir. Yine uzun vadeli, somut size gelir getirecek bir iş bağlantısı olabilir. Maddi konularda verimli bir döngü. Daha önceden başlamış, beklediğiniz, belki Ağustos'un özellikle 20'sinden sonra başlamış parayla ilgili bir beklentiniz varsa, hani onların sonuçlanması da mümkün. Mars'la Satürn arasında da güzel bir üçgen açı var. Bu da size güzel bir destek veriyor. Özellikle her türlü anlaşmalar, sözleşmeler, ikili ilişkiler gibi alanlarda daha somut, daha güvenilir adımlar atabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerden de bence bunlar otorite figürleri olabilir, güçlü kişiler olabilir, eş partner, ortak gibi konular olabilir. Bunlardan da daha fazla somut destekler alabilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.